İyi akşamlar 12 Nisan 2023. Çarşamba saat 19. Fox Ana Haber'desiniz. Ben Selçuk Tepeli. Efendim bugün vaatlerle başlıyoruz. Vaatlerle ilgili polemiklerle başlıyoruz. Aynı zamanda siz de vaatler bir yere kadar. Patron seçmen, patron sizsiniz. Dolayısıyla siz de taleplerinizi ileteceksiniz. Ben de vakit buldukça paylaşacağım. Zaten hemen bir izleyicimiz şöyle demiş. Oradan başlayayım çünkü konuya çok uygun. İktidarın vaadi mi olurmuş yahu? Vaat etmez yapar demiş. Doğru. Öyle bir durum var sanki ellerinden tutan var. Osmanlı padişahlarında olmayan yetki var. Yap bir kanar kararname bitti gitti. Ama vaat. Üstelik bazı başlıklar hemen yapılabilecek, hemen yapılması gereken şeyler. Neyse oradaki tartışma sadece bundan ibaret de değil. Bu yeni seçim beyannamesinde iktidarın e, buradaki vaatler Millet İttifakı'nın vaatleriyle örtüşünce... E, Kılıçdaroğlu da Erdoğan bizi izliyor dedi. Kamuda sınav açıldı KPSS. E. Mülakat kalkacak, torpili bitireceğim torpili. Kamuya işe alımları görevin getirdiği zorunluluklar dışında. Mülakatı kaldırarak gençlerimizin sınavlardaki başarı sıralamasına göre yapacağız. Erdoğan bizi izliyor. Biz ne dersek oradan kapıp ben bunu yapacağım deme noktasına geldi. Erdoğan'ın yapması gereken vaat vermek değil, izzeti ükballe babı hükümetten çekilmektir. Vade gerek yok. Halen hükümetsiniz. Niye vaat ediyorsunuz? AK Parti beyannamesini açıkladı Erdoğan. Millet İttifakı'nın ve ittifakın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun uzun zamandır vaat ettiği başlıkların benzer şekilde AK Parti beyannamesine girmesi dikkat çekti. Millet İttifakı 21 yıllık iktidarın vaat vermesini eleştirdi. 20 sene iktidarda olan bir parti, 20 senedir bunu gerçekleştiremeyen bir parti. Hatta bırakın daha önümüzde bakın seçime bir ay var. Yarın bir kanunla bunu değiştirebilecek olan bir parti mülakatı kaldırmayı vaat olarak sunabilir mi? Böyle bir rezillik olabilir mi? Ya sen iktidarsın. Beni o vaat ettiklerimi alıp hemen uygulamaya başlasana. Hiç gecikmeden, hemen şimdi. Sen hayatın boyunca torpil yapmışsın, hep birilerine çıkar sağlamışsın. Ondan sonra da tutup bunu 21 yıldan sonra değiştireceğim diyorsun. Hiç de inandırıcı değil. Hiç. AK Parti beyannamesi 23 başlıktan oluşuyor. Bugüne kadar muhalefetin çokça eleştirdiği, 14 Mayıs sonrası için vaat ettiği, iktidarınsa bugüne kadar geri adım atmadığı başlıklar AK Parti beyannamesine girdi. Kamuya iş alımlarda mülakatın kaldırılması onlardan birisi. Kılıçdaroğlu'nun vaadi aile destekleri sigortası. AK Parti beyannamesinde okullarda ücretsiz yemek, hatta gençlere vergisiz cep telefonu, bilgisayar ve bedava internet. Sana söz, aile destekleri sigortası gelecek. Her evin asgari gelir güvencesi olacak. Hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek. Gelir tamamlayıcı aile destek sistemiyle hiçbir hanenin gelirinin belirli bir seviyenin altına düşmemesini temin edeceğiz. Sevgili gençler artık sokakta dayılar göster telefonunu deyince ne yaparsınız onu bilmem. O da sizin başınıza dert olsun. Çünkü en son, en mükemmel telefonlarınız cebinizde olacak. Yüksek öğrenimdeki gençlerimize bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlayacağız. Ayrıca aylık 10 GB ücretsiz internet vereceğiz. Akıl edemediler. Okulları kapattılar. Uzaktan eğitime geçtiler. Ankara'da yine binlerce öğrenciye internetini, onar GB internetini belediyeye verdi. Hükümet veremedi. Millet İttifakı'nın adı Kemal Kılıçdaroğlu, AK Parti beyannamesine girmeyen bazı vaatlerinin de sosyal medyadan altını çizdi. Gençler. Gençlere seslendi. İlk arabanız ÖTV'siz olacak. Kayaka kredi ve burs tutarları artacak. Borçlar sıfır faizde yeniden yapılandırılacak. Kayaka borcu gibi bir derdiniz olmayacak. Enflasyonu iki yıl içinde kalıcı biçimde sabitleyip 5 yılda en az 5 milyon yeni iş imkanı yaratacağız. En büyük kaygın işsizlik değil, hangi işi seçsem diye düşünmek olacak. Telefon meselesi enteresan tabii şimdi vergileri düşürmek falan. Benim hatırladığım İbrahim Ademir'in Mahir Ünal'ın böyle sözleri var telefonlarla ilgili. Ama bakın şimdi elde de kaldı onlar milletvekili adayı İbrahim Aydemir değil bildiğim kadarıyla. Mahir Ünal'ı bilmiyorum ee, ama o da değil, o da değil. Dolayısıyla şimdi telefon mu, bu e, kıymetli beyefendiler mi? Ne kaldı geriye? Telefon kaldı. Onlara bir de vergi indirimi yapıldı. Şimdi o yüzden bu siyasette bu işlere biraz dikkatli konuşup yaklaşmak lazım. Şimdi efendim. Bu vaat meselesi ilginç gerçekten. Ben de dün zaten iktidar partisinin e, mensuplarının bu e, beyanname açıklanırken yaklaşımlarına hiç iktidar olmamışız gibi çek pampa diye bir yorumda bulunmuştum. Aşağı yukarı durum böyle. 21 yıllık iktidar ve tarihte hiç görülmemiş yetkilerle donatılmış bir iktidar ve bir cumhurbaşkanı hiç görülmemiş. Padişahlarda yok. Padişahların sadrazamları var yani başbakan. Burada başbakan bile yok. Düşünün. Fakat fırsat eşitliği var mı? Yok. Bir takım vaatler var. Bu vaatler dün de söyledim. Yapılamamış olanın itirafıdır. Daha da çok eksiği vardır. Dolayısıyla yetmez ama evet değil. Yetmez. Sadece yetmez dedim. Muhalefetin de muhalefetin söylediklerinde de yetmeyen şeyler var. Onlara da geleceğiz. Fakat neden bekleniyor? Mesela şu mülakat meselesi önümüzdeki bir ayda seçime kadar mülakatlar var. E dün söyledim mesela Orman Genel Müdürlüğü'nde var. Sınavdaki derecesine sırasına göre bu insanları alın kardeşim. Madem bu mülakat meselesi adaletsiz, bunu kabul edip itiraf ediyorsunuz. Burada kaç kişinin hakkı yendi? E önümüzdeki günlerdekileri yapmayın bari o zaman. Şimdi elinizi tutan mı var? Hemen yapmayın şimdi. Ya da refahını yükseltmek işte emeklinin dar gelirini filan. E şimdi bir kararnameye bakar ya bugün, hemen yarın, gece yarısı. Uluslararası sözleşmelerden çıkıyoruz gece yarısı bir kararnameyle düşünün. Kadına karşı şiddette mesele yok. Kadına karşı şiddette yaz kararnameye çıksın, yetkini kullan. Kadınlar dayak yesin yani. Fakat refahtı, efendim adil insanların fırsat eşitliğinden faydalanarak bir işe girmesiydi böyle konular olunca, o vaat. Efendim e, şimdi bir de bu vaatler siyasi söylemler karşılıklı devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Millet İttifakı'nın iki önemli ismi Meral Akşener ve Mansur Yavaş Ankara'da iki ayrı noktada açılıştaydılar. Konuları ise elbette karşılıklıydı birbirleriydi. Ey benim sevgili milletim Kandil'den verilen talimatlarla yola giden bu bay bay Kemal'e ve onun yavrularına destek verilebilir mi? Bunlar gerçekten iftira atmaktan korkmuyor. Su paralarını, elektrik paralarını toplayacak olanlar DHKPC'li ve PKK'lıydı. Sizin evinize PKK'lı geldi mi kardeşim? Yedili masadan terör örgütleriyle mücadelenin taviz verilmeyeceği yönünde bir söz duydunuz mu? Net bir şekilde söylüyoruz. Kandil'e başlarına yıkarız. Kandil'e karşıyız. PKK'ya da karşıyız. Bizleri onlarla korkutamazsınız halkımızı da inandıramazsınız. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın terörle işbirliği suçlamasına karşı Millet İttifakı'nın yanıtları. Erdoğan da Ankara'da konuştu. Seçimin kazanılması halinde Cumhurbaşkanı yardımcısı olacak Mansur Yavaş'ta. Bölücü örgütün siyasi uzantılarıyla ne pahasına olduğunu kendilerinin dışında kimsenin bilmediği kirli bir ortaklık kurdular. Bölücülükten bahsedilmek isteniyorsa Hüdaparın programını okuyun, onlarla birlikte seçime nasıl geliyorlar, işlerine nasıl sindiriyorlar, önce onun cevabını versinler. Parti programında federasyon ve özellik isteyen, vatandaşlık tanımı değişmeli, anayasanın değiştirilemez maddesi olmamalı diyen Hüdapar'ın Cumhur İttifakı içinde olmasını hatırlattı Mansur Yavaş. Her cümlesi Erdoğan'ın terör suçlamasına yanıttı. Devletin milli güvenliği, milli güvenlik politikası, dış politikası bunlar giderse bitermiş. Hayır. Terör örgütlerinin başını sınırlarımız ötesindeki inlerinde ezmek için yürüttüğümüz operasyonların devam edeceğine dair bir söz duydunuz mu? Türkiye'nin menfaatini ve haklarını her ortamda korumaya elbette devam edeceğiz. Bundan da hiç kimsenin şüphesi olmasın. Bunun teminatlarından birisi Mansur Yavaş'tır. Bir diğeri Sayın Genel Başkanımızdır. Diğer beş parti genel başkanıdır. İpi de, saadeti de. Nereye devaysa bilmiyorum. Geçmişte CHP'ye yönetmedik, itham bırakmayanlar. Kılıçdaroğlu'nun eteğine dört elle sarıldılar. Bizi beğenmeyip ayrı parti kuranlar. Yedili masanın dolgu malzemeliğine razı oldular. Bizi birbirimize düşürmekten çekinmiyor. Millet İttifakı'nın bileşenleri Türkiye için, gençler için, kadınlar için, emekliler için, işçiler için, işsizler için ortak çalışmalarda bir araya geldiler. Ana muhalefetin Ankara, İstanbul, Büyükşehir belediyelerinin başkanları onlarda değil mi? Onlarda. Ya bir eseriniz olsun be. İhalelerimiz açık olacağız dedik. Belediyeyi batırır dediler, dört buçuk milyar onların borcunu ödedik. Kırı biletisi yüksek, en yüksek belediye hala Ankara Büyükşehir Belediyesi. Ya Mansur Başkanım, hep hayırlı hizmetler sana nasip oldu. Niye? Çalmıyorsun be başkanım. Kayırmıyorsun be başkanım. Cebe atmıyorsun be başkanım. Ankara'nın kanayan yarası yıllarca su baskınlarının yaşandığı altyapısıyla yenilenen İstasyon caddesinin açılışında konuştu Yavaş ve Akşener. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da İstanbul'da turizme dair hedeflerini açıkladı. İstanbul turizm platformunu kurduk ve 17 milyona doğru giden turist sayısını 30 milyona çok yakın bir zaman diliminde hep birlikte çıkaracağız bu fırsat eşitliği meselesi mesajlarda da çok yer alıyor. Altını bir kere daha çizmek istiyorum. Sadece mülakat meselesi de değil. Bu ülkede torpil şu ve o torpillerin daha çok dayandığı çıkar ortamları nedir? 9 Eylül Üniversitesi'nin bir araştırması vardı biliyorsunuz. 30 tarikat 400 tane de kolu. Türkiye genelinde faal şu anda. 30 tarikat 400 de kolu var bunların. 800 kadar medrese faal. 10 bin kadar çocuk onların etki alanında. Sadece İstanbul'da 455, 445 tekke var. Bunlara veya benzeri çıkar odaklarına yani Cumhuriyet'in vatandaşı olmaya değil bunlara sırtını dayayıp bu ülkede yükselen zenginleşen şu bu olan insanlar var. Buradan bir yere varılamaz. Cemaat mi cemiyet mi sorusunun cevabının cemiyet olması gerekir. Ferdinand Tönnies. Açın bakın. Modern, doğru dürüst, adil yaşanılan geleceğe dair hayalleri, umutları olabilen insanların ülkesi olacaksak, Cumhuriyet'in vatandaşlarının, Cumhuriyet'in yasalarıyla eşit, fırsat eşitliği içinde imkanlara sahip olması lazım. Buradan devam edeceğiz tabii. Vaatlerin sonu yok. Bu arada tabii biliyorsunuz aya çıkmayı da vaat ediyorlar. Ettiler o biraz gecikti. Ama dışarıda insanlar ya pazara çıkamıyoruz ne ayı diyorlar. Ay'a çıkmak biraz daha bekleyebilir. İnsanlar biraz pazara çıksın. Bunu sağlayın hiç olmazsa. Haydi bakalım şimdi bir iftara gidelim. Ee, sokak iftarı. Kemal Kılıçdaroğlu oradaydı. Zenginleşme üzerinden Çanakkale'de eleştirileri vardı. Hoş Ülkeyi yönetenler yönettikleri süre içinde zenginleşirlerse... Kendi haklarını korurlar vatandaşın hakkını değil. Çünkü kendi mal varlıklarını korumaya çalışırlar. Plastik kaşıkla mercimek çorbası içerek sokağa kurulan uzun masalarda yaklaşık 6 bin kişiyle iftar açan Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu mütevazi sofradan iktidara zenginleşme eleştirisi yaptı. Ve ilk kez bakanlıklarla ilgili de Çanakkale'den ipucu verdi. Adalet ve Enerji Bakanlıkları için isimleri geçen Muharrem Erkek Ahmet Akın'ı işaret etti. Unutmayın. Balıkesir'in ve Çanakkale'nin birer bakanı olacak. Onu ifade edeyim. Biz bayram, bayramda nereye gideceksiniz? Mümkün mü bir yere gitmemiz. <gülüyor> <gülüyor> Evde oturacağız. Size gelecekler mi bayramda? E ya yani onlar da gelemeyecek tabii ki hayat şartlarından dolayı. İmkansızlıklar nedeniyle emekliler torunlarıyla buluşamıyor. Emekli, öğrenci ve çiftçi şehri Çanakkale'deydi Kılıçdaroğlu. Alçıtepe köyünde muhtarlarla bir araya geldi. Geçmiş üzerinden bugüne gönderme yaptı. Çanakkale 1915'te burada binlerce insan hayatını kaybetti. Ama 3 yıl sonra bir tek düşman gemisi geçemezken, 3 yıl sonra bir kişinin iradesiyle o savaşan gemilerin tamamı tek kurşun atmadan buradan geçtiler ve İstanbul'u işgal ettiler. O nedenle biz devlet bir kişiye teslim edilemez diyoruz. Köylü kadınların ilgisi büyüktü. Fotoğraf çektirmek için Kılıçdaroğlu ve Mansur Yavaş'ın peşindelerdi. Bu ilgi karşısında vekiller de artık birer fotoğrafçı gibi mesai yapmaya başladı. Ben çekiyorum. Baştan gel. Bu da storylik. Evet. Evet. <gülüyor> <gülüyor> İftar vakti ise yaklaşık 6 bin kişi Çanakkale Barbaros Mahallesi'nde Kılıçdaroğlu ile birlikte uzun sofralardaydı. Menüde mercimek çorbası, etli patates ve pilav vardı. Çocuklarsa topladıkları çiçekleri ve mektuplarını verdiler Kılıçdaroğlu'na. Aileleriyle birlikte istekleri vardı. Bir evladımız yatağa aç giriyorsa bilmeliyiz ki bu ülkedeki bütün çocuklar aç. Elinizi vicdanınıza koyup oyunuzu öyle kullanın. Depremzedeler de vardı sofrada. Kılıçdaroğlu ücretsiz konut sözünü yineledi deprem bölgesine. Hepsini sıfırdan yeni yapacağız. Bir kuruş bile almadan hepsini kendilerine teslim edeceğiz. Bir kuruş bile almadan. Evet izleyicilerimizden talep olarak, seçmen talebi olarak Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin değişmesi de geliyor. E, bütün bu yaşadığımız Sıkıntıların pek çok başka sıkıntının nedeni çoğunlukla bu sistemdir. Bunu bilesiniz. Dolayısıyla Kılıçdaroğlu'nun tek bir insana, tek bir adama veya kadına neyse tek bir insana teslim edilemez demesi önemli. Ama öte yandan da işte bu hükümetin, bu iktidarın, bu ülkeyi hiç olmayacak bir şey bu. Tabiatıyla, zenginliğiyle açlıkla sınadığını da bir yandan görüyoruz. Konu böyle bir konu var ortada yani bir kere. Bir gündem var. Muhalefetin de tokluk vaat ettiğini görüyoruz. Ya bu ülkeye tokluk vaat edilemez. Bu ülkeye hak ettiği zenginliği vaat etmelisiniz. Karın tokluğuyla olmaz o iş. Olmaz. Efendim e, özel sektör maaş promosyonlarını tekrar dile getirin demişler. Bu zaten vaat bile değil. Bunun kanun teklifi var. Az uğraşmadık bunlarla. Vaat vaat diyorlar. Biz 3 seneden beri bunları dile getiriyoruz ya burada. Efendim. E, efendim. E, trafik sigortası belimizi büküyor. Bu binek araçlar 2 yılda bir Türk TÜRK muayene oluyorsa TÜV Türk TÜRK'te trafik sigortalarında 2 yılda bir olsun demişler. Efendim dolayısıyla e, taleplerde bir şekilde dile getireceğiz gelmeye devam ediyor. Bu arada da yani e, bu bayram ziyareti filan hikayesi şimdi çok ilginç bu. Geleceğiz bir sonraki haberden sonra bayram ziyareti Türkiye'de seçmenle ilgili ilginç bir kanaat e, dalgalanması efendim fikir alışverişi ortamı filan yaratacak. Efendim şimdi Meral Akşener Ankara'dan yüklendi. Kime yüklendi? Hükümete yüklendi. Ahlakın sonu. Bunlar çürük. Bunlar sürtük. Bazı haysiyetsiz, namussuz kişiler ve haddini bilmez. Ve ahlaksız. Ve adi. 14 Mayıs akşamı Sayın Erdoğan'ı saygıyla yolculayacağız. 13. Cumhurbaşkanı dürüstlüğüne, namusuna kefil olduğumuz Sayın Kemal Kılıçdaroğlu olacak. Sizin paranızı çalanlar, sizin hakkınızı yiyenler hesap verecekler hesap. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener Ankara'dan seslendi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a. 15 Mayıs sabahını işaret ederek İyi Parti Genel Merkezi ise sosyal medya hesabından Ahlakın Sonu klibini paylaştı. Videoda Erdoğan'ın daha önce söylediği sözlere yer verildi. Siyasetçi parmağını uzatıp şunu yargılayın demeyecek. Hanımefendinin kaçacak deliği de onunla hemen hesaplaşacağız. Gelin Hanım'a bir ders verdim. Meral Hanım dikkat et beni kendinle de uğraştırma. Bunlar iyi günler. Daha neler olacak neler. Cumhurbaşkanı çıkıp da hey Meral Akşener bu daha iyi günlerin senin dağ başına neler gelecek diyemeyecek. Ankara Sincan'da Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Ankara Milletvekili adaylarıyla beraber Sincan İstasyon Caddesi açılış törenindeydi Akşener. Biraz evvel Dursun abim geldi yanıma. En büyük derdi ne biliyor musunuz? İki üniversite mezunu torunu yıllardır işsiz. İşte asıl derdimiz bu. Bu ülkenin genç kızlarını, bu ülkenin kadınlarını... Bu ülkenin genç delikanlılarını işsiz bırakanlar buna karşılık 5 maaş, 10 maaş, 15 maaş danışmanlarına hem de yan gelip yatan danışmanlarına ödeyenlere yuh olsun yuh. Bir gün önce de İstanbul'daydı Akşener. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile muhtarlarla iftarda buluştu. AK Partili kardeşlerimin bu seçimde mutlaka bu düzeni bu ucube sistemi değiştirecek şekilde İyi Parti'ye oy vermelerini kendilerinden rica ediyorum bu ülkenin nefes alması için. Delik deşik edilen bir sınır. Ülkelerine göndereceğiz diyorum. Bu kardeşlerimize vatandaşlık imkanını vereceğiz. 2011 yılından itibaren 200.950 Suriyeli Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı oldu. Ama çok yakın. Tüm bunlar son bulacak ve yepyeni bir güneş doğacak. Çünkü 14 Mayıs'ta Türkiye tarih yazacak. İYİ Parti son yayınladığı kliple de iktidarın sığınmacı politikasını eleştirdi. Şimdi efendim bayramdan sonra seçim olması bakalım kimi nasıl etkileyecek. Çünkü bayramda insanlar görüşecekler ve bu konular konuşulacak. Hatta en samimiyetle en teferruatlı biçimde en yüksek konsantrasyonla konuşulacağı günler olacak. Kim kimi nasıl ikna edecek ya da bir fikir birliği mi oluşacak? Bütün bunlar bu görüşmeler sırasında ortalıktaki sözlerden aslında bir netice algılamak çıkartmak mümkün. O bakımdan da ilginç olacak bayram günleri. Öte yandan da tabii kıymetli teyzemiz dedi bir yere gidemem ben. Kim nereye gidecek evimde oturacağım. Başka Bunları gelir belki diye umacak, bekleyecek insanlar. Çünkü ciddi de bir kriz var. Ama öte yandan da aklıma böyle bu konuşmalar olduğu zaman şey geliyor. E HDP'liler yanılmıyorsam bu altılı masalı hikayesi sırasında söylüyorlardı. Bir yerden kulağıma çalınmıştı. Orada hani masada değil ama işte filan. Ama bir yandan da görüşülüyor şu bu falan diye konuşmalar ve tartışmalar vardı ya. Ama ilginçti kulağıma çalınan şuydu ve o da <laughs> hakikaten e, akılda kalıcıydı yani. Ya düğüne davet etmişsiz altın beklesiz demişler. Şimdi bu ilginç bu bekleme gitme gitmeme beklentiler sıkıntılar ilginç ilginç siyaset ve bu bayram bence tarihe geçecek bu bayram. Şimdi gelelim Tam da bu açıdan bakacağımız seçim gününe kim nerede ne yapıyor, neler konuşuyor, neler vaat ediyor, neler anlatıyor. Biz Türkiye'nin demokratik bir ortamda herhangi bir soru işaretinin olmadığı bir seçime gitmek istiyoruz. YSK seçimlere katılmayacağını bildiren HDP ile Saadet Partisi'nin her yerde aday listesi vermeyerek CHP 7 ilde İyi Parti 9 ildeki tüm ilçe seçim kurulu üyelerinin düşeceğini, sandık kurullarına üye veremeyeceklerine, seçim kurullarında temsilci bulunduramayacağına karar verdi. Yüksek Seçim Kurulu'nun sandık kurulu üyelikleriyle ilgili kararını AK Parti'nin YSK temsilcisi Recep Özel duyurdu. Seçime CHP listesinden giren Saadet Partisi'nin Yeşil Sol Parti listesinden giren HDP'nin tüm illerde İyi Parti ile karşılıklı olarak vekil çıkarmayan CHP'nin 7 il, İyi Parti'nin ise 9 ilde seçim kurulları üyelikleri düşecek dedi. Seçim güvenliği ile ilgili endişelerimizi paylaşmak için kendisini ziyaret ettik. YSK'nın sandık kurulları ile ilgili kararını açıkladığı dakikalarda Ata İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile seçim ve sandık güvenliğini görüştü. Sinan Oğan, seçim güvenliği konusunda endişelerimiz var dedi. 1 milyon civarında Normal nüfus artışının dışında bir seçmen fazlası olduğunu görüyoruz. Yabancı seçmenlerin ağırlıkta olduğu yönünde endişelerimiz var. Deprem dolayısıyla bölgeyi terk eden 2 milyonun üzerindeki seçmenlerin sadece 450 bininin kayıt altına alınması. Şimdi arkadaşlarımız diyor ki efendim bu listeler nasıl oluştu? Cumhuriyet Halk Partisi bu listelere kendisi yazmadı ki. Bize açılan kontenjan yerlerine bu isimlerin kararını biz verdik. Biz onların iç işlerine karışamayız. O zaman çok büyük sıkıntı çıkar. Onlar da bizim iç işlerimize karışamazlar. Onlar ayrı partiler, biz ayrı partiyiz. Onlar kendi adaylarını seçerler, biz kendi adayımızı seçeriz. Eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin'in CHP listelerinden Ankara 1. bölgeden aday gösterilmesine yönelik eleştirilere de ilk kez yanıt verdi. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu başka bir partinin iç işlerine karışamayız sözleriyle. Tartışmalar olabilir ama dediğim gibi Sadullah Bey başka bir partinin adayı. Diğer arkadaşlar da başka bir partinin adayı. Artık oyların heba olmaması ve bunların lehe çalışmaması için böyle akılcı bir politika izlendi. Bazı arkadaşlarımız ya nasıl olacak Cumhuriyet Halk Partisine oy vereceğiz? Bu sadece Cumhuriyet Halk Partisine oy verme değil. Bu güçlü olarak meclise girmenin yolu. Millet İttifakı 14 Mayıs sonrası mecliste çoğunluğu sağlamak için liste işbirliği yaparken Cumhur İttifakı ortakları ayrı ayrı giriyor seçime. Mustafa Destici ayrı listelerle meclis çoğunluğunu sağlanamayacağını söyledi. Dört siyasi parti tek liste halinde seçime katılabilseydi çok daha fazla milletvekili çıkarma şansına sahip olabilirdik ve kesinlikle de 300'ün altında kalma gibi bir durumla karşı karşıya kalmazdık. Sattı, <laughs> gittim, gittim. Cumhur İttifakı'na katılan DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'a Bursa'da katıldığı bir cenazede bir partili koltuk uğruna partiyi sattılar deyince Aksakal da tepki gösterdi. Efendim Sinan Orhan'ın dile getirdiği şey önemli. Normal nüfus artışından 1 milyon fazla bir şeyden bahsediyor. Bir artıştan bir topluluktan bahsediliyor. Bunlar kimdir diye soruyor. Önemli. Böyle birileri yüksek seçim kurulu cevap versin. Bir takım kararlar alıyorlar gene seçim bölgeleriyle ilgili. Bunlara cevap vermesi lazım yüksek seçim kurulunun. Bekliyoruz biz de. Sormaya devam edeceğiz. Bu arada emekliler 2000 sonrası intibak yasası bekliyorlar. Gençlere ücretsiz 10 GB internet vereceklermiş. Ee, i̇ktidar bunu vaat etti. Ee, i̇nterneti kısıtlıyorsunuz bunu verseniz de olacak kullanamıyoruz ki interneti sosyal medyayı kısıtladıktan sonra siz demiş kıymetli izleyicimiz. Ee, SGK başlangıcı sayılsın staj diyen izleyicilerimiz var ve devam ediyoruz şimdi yukarıdan da telaşlanıyorlar efendim. Telaşlanıyorlar vakit geçiyor çünkü evetleri duyuyorum. Ben de devam ediyorum bakanlıklar seçim bürosuna dönmüş efendim buyurun. Şanlıurfa Bekir Bozdağ. Mersin Nurettin Nebati. Partimizin Mersin milletvekili adayları, il başkanı ve teşkilat üyeleriyle bir araya gelerek önümüzdeki seçimlere ilişkin çalışmalarımızı değerlendirdik. Bakanlığın bütün imkanları bakanların milletvekilliği kampanyası için kullanılıyor. Bu nasıl bir rezalet? Bakanlıklar devletin kurumlarıdır ve bakanlıklarda Devletin ve milletin işleri görülür. Siyasi partilerin toplanma yeri değildir. Sadece muhalefetten değil, Cumhur İttifakı içinden de tepki var bakanlıkların seçim çalışmaları için kullanılmasına. Mersin milletvekili adayı Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati ile Şanlıurfa milletvekili adayı Adalet Bakanı Bekir Bozda bakanlıklarda illerinin diğer milletvekili adaylarıyla seçim çalışması yaptı. Devletin imkanlarıyla, devletin insan kaynağıyla, devletin parasıyla, devletin arabasıyla, devletin yemeğiyle, içmesiyle Kullandığın bir seçimi kazansan ne olacak? Yani? Bizim geleneğimizde kritik bakanların bakanlık görevlerinden bile istifa etmeleri, yerlerine tarafsız bakanları gelmesi vardı. Bunu da AKP kaldırdı. Geçmiş seçimlerde ulaştırma içişleri gibi Adalet Bakanı da seçim takvimi süreci içinde istifa ediyordu. AK Parti kaldırdı. Sağlık ve Turizm Bakanları hariç tüm bakanlar 14 Mayıs seçimleri için milletvekili adayı oldu ve aynı anda bakanlık koltuğundalar. Onlardan birisi de Adalet Bakanı Bekir Bozda, Şanlıurfa birinci sırada ve Şanlıurfa AK Parti adaylarıyla bakanlıkta seçim çalışması yaptı. 14 Mayıs seçimlerinde AK Parti Şanlıurfa milletvekili adayı arkadaşlarımız ile bir araya geldik. Bir yanlış yaptıklarını, devlet geleneğini bozduklarını, suç, usulsüzlük, kabahat işlediklerini de bilmiyorlar. Muhalefet aday olurken bakanlıktan istifa etmeleri gerekirdi ile birlikte ellerindeki devlet imkanlarını seçim kazanmak için kullanacaklar eleştirisini getirmişti. Hazinenin başında olan Nurettin Nebati de AK Parti Mersin adaylarıyla Hazine Bakanlığında seçim toplantısı yaptı. O buluşmayı da seçimlere ilişkin çalışmalarımızı değerlendirdik açıklamasıyla paylaştı. Hiç utanmadan, sıkılmadan devletin AK Parti kampanyası için etinden, sütünden, tüyünden, yününden yararlanıyorlar. Devletin imkanlarını arkana alıp ben de yarıştım kazandım diyeceksin. Ya şu haliyle kazansan bile utanmayacaksın. Bakanlıklarda devletin ve milletin işleri görülür. Siyasi partilerin toplanma yeri değildir. Tutup da orası tabii seçim karar, karargahı olamaz. Seçim çalışması yapılacak yer değildir. Hem muhalefetten hem Cumhur İttifakı ortağından gelen eleştirilere bakanlıkta seçim çalışması yapan bakanlar sessiz. Evet dün bir skandal gündeme getirdik biliyorsunuz. Şimdi bununla ilgili bugün açıklama geldi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan. Atatürk sansürüne açıklamada da Atatürk yok ama. Biz denizçi gençleriz. Göğsümüz şeref dolu deniz harp okulu. Talimat doğrudan Hulusi Akar'dan. Kime yaptırdı? Milli Savunma Bakan Yardımcısına. Milli Savunma Bakanlığı da hem canlı yayınlanan görüntüleri hem de tören sonrası içerikleri servis eden kuruluştan temin ederek yayımlamıştır. Tören sonrası servis edilen zamana duyarlı görüntülerin Bakanlığımızla hiçbir ilgisi yoktur ve asla Bakanlığımıza mal edilemez. Şimdi onları kaldırmışlar. Suçu başka taraflara yıkmaya çalışıyorlar. Resmi YouTube hesabında bakanlık logolu videoda Harp Okulu marşından Atatürk'ü izleyen yol ifadesini keserek yayınlayan Milli Savunma Bakanlığı o videoyu kaldırdı, açıklama yaptı. İsim vermeden topu Anadolu Ajans'ına attı. Bakanlığın 6 paragraflık açıklamasında Atatürk yoktu. Ben Hulusi Akar'ı kazıdım altından. Bir siyasal İslamcı çıktı, bir Atatürk düşmanı çıktı. Milli Savunma Bakanlığının en tepesinde Atatürk'e husumet duyan birisi oturuyor. Biz Denizci gençleriz, göğsümüz şeref dolu. Atatürk'ü izleyen yol Deniz Harp Okulu. TCG Anadolu'nun Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim töreninde Deniz Harp Okulu marşı eksiksiz okundu. Ancak Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi YouTube hesabından yayınlanan bakanlık logolu videoda Atatürk'ü izleyen yol ifadesi yoktu. Biz denizci gençleriz. Göğsümüz şeref dolu Deniz Harp Okulu. Atatürk'ün yolunda ifadesi çıkarılarak yayınlanması Atatürk'e tahammülsüzlüğün, Atatürk düşmanlığının tescillenmesidir, takiyenin suçüstü yakalanmasıdır. Milli Savunma Bakanlığı Atatürk'e sansür uygulanan o videoyu kaldırdı. Gece yarısı Atatürk'ün yolu ifadesinin de yer aldığı yeni video yayınladı. İsim vermedi ama devletin kurumu Anadolu Ajansı'nda videonun hazırlandığını, Milli Savunma Bakanlığı'nın bir sorumluluğu olmadığını söyledi. Görüntüleri hazırlayan kuruluş da söz konusu görüntülerle ilgili soruşturma başlatmış olup bakanlığımız tarafından da konu yakından takip edilmektedir. Yunus Emre Kara Osmanoğlu Hulusi Akar'dan aldığı talimatla videoyu kırptırdı ve o şekilde yayınlattı. Bunlar MSB'nin tepesinde Atatürk düşmanı bir yapılanmadır. Atatürk'e sansür uygulanan videoyu ilk olarak sosyal medyadan duyuran CHP'li Özgür Özel, bakanlığın açıklamasının gerçeği yansıtmadığını söyledi. Milli Savunma Bakanlığı, Atatürk ifadesinin çıkarılmasında suçu Anadolu Ajansı'na atarken yaptığı açıklamada tek bir kere Atatürk ismini kullanmaması da dikkat çekti. Seçimde hepsi Atatürk'ü seven seçmenlerimiz bunlara öyle bir tokat vuracak ki bunları yerden kazacaklar. Atatürk'ün ismi kazınmasın isteyenler 14 Mayıs'ta Hulusi Akar'ı onu oraya atayan Recep Tayyip Erdoğan'ı da göndermelidirler. Dünyada savaşıp yendikleri de dahil kendi ülkesindeki kadar Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e saygısızlık yapılmamıştır. Bunu bilesiniz. Ve bunların kimler olduğunu da biliyorsunuz. Görüyorsunuz. Bunların bazıları şimdi ittifakta şurada burada. Bakanlar. Efendim koskoca Türk Silahlı Kuvvetleri şimdi de kurduğu orduda. Şu hale bakın. Ya bu koskoca Türk Silahlı Kuvvetlerinin kullanacağı videoya şuna buna kimse bakmıyor mu? Böyle mi yönetiyor Milli Savunma Bakanlığı bu ülkenin koca ordusunu? Şanlı ordusunu böyle mi yönetiyor? Bu ne lakaytlik? Nerede askeri disiplin? Siyasete atılınca bakan olunca Hulusi Bey bunları unuttu galiba. Ya da unutmadı bilmiyorum belki de bir de ön yargılardan bahsediyorlar. Geleceğiz ön yargılara. Peki. Devam edelim şimdi. Bir de bir başka açıklama daha var. O da çok acayip bir tartışma yarattı. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Türkiye İşçi Partisi Başkanı Erkan Baş için bir takım ifadeler kullandı. Sözleri ırkçı olmakla eleştirildi ve çok tepki çekti. Yolumuz açık olsun. Haydi başlıyoruz. Adam Tito artı yani bir Yugoslavya'da biliyorsun bir Tito rejimi vardı. Bir Sovyet rejimi benzer, değil mi? Bir komünist rejimi vardı. Senin gerçek soyadın ne? Jusovic. Burada neyi kullanıyorsun? Başı kullanıyorsun. Bu şahsı ciddiye almam ama burada mesele ben değilim. Hakaret edilen ülkemizdeki milyonlarca Yugoslavya göçmenidir. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'nin ırkçı söylemine hem hedef aldığı Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş'tan hem de Türkiye Bosna Sancak Derneği'nden tepki yükseldi. Erkan Baş, hakaret edilen ülkemizdeki milyonlarca Yugoslavya göçmenidir dedi. Dernekse Destici'yi özür dilemeye çağırdı. Suyun öte tarafının gurbetteki emekçilerin haysiyetine yenileceksiniz. Siyasetin asla girmemesi gereken alanlardan biri kişilerin etnik kökenidir. Mustafa Destici'yi kamuoyundan ve boşlaklardan özür dilemeye davet ediyoruz. Senin gerçek soyadın ne? Jusovic. Burada neyi kullanıyorsun? Başı kullanıyorsun. Tamam mı? Kim o? İşte soyadı baş olan siyasetçi kim? Tipin başkanından bahsediyorum. Erkan Başkan Sen şimdi ediyorsun. Türk milletinin karşısına. Rusavis diye çıkabiliyor musun? Müslüman ve boşnak kimliğimizin nişanesi olan bu soyadlarını korumak için onlarca yıl baskı, zulüm ve sindirme politikalarına karşı durduk. Nice katliama ve soykırıma tabi tutulduk. Ama yine de adımızdan, inancımızdan ve kimliğimizden ödün vermedik. Zira Yugoslavya'da Hasanoviç, Šabović ya da Rusoviç olmak yürek isterdi. Buradan geçiyorsun Almanya'ya. Tamamen sol örgütler içerisinde belli ki Alman istihbaratlarının şeyinde kontrolünde yetiştiriliyorsun, Türkiye'ye gönderiyorsun. Ajan diye itham edilen Almanya'da doğmuş milyonlarca işçi çocuğudur. İşte ırkçılık budur. Erkan Baş Mustafa Destici'yi ırkçılıkla suçladı. Türkiye Bosna Sancak Derneği de 14 Mayıs öncesi kökenlerin değil, projelerin konuşulmasını istedi. Şimdi buradan bu nasıl muhafazakarlık ya? Neyi muhafaza ediyorlar? Bu nasıl muhafazakarlık? Allah muhafaza bu muhaf bu muhafazakarlıktan. İnanamıyorum ben. Siyasi mal hani bir şeyi muhafaza etmek değerler hani nereden evladı Fatihan mı desek? Onları kızdıracak bir açıklama. Efendim, Gurbetçiyi desek onları kızdıracak bir açıklama. E bir yandan da akıllara şunu getirecek bir açıklama. Ya kayıtsız kuyutsuz nereden geldiği belli olmayan biraz önce bahsi geçti. Bir milyon falan kadar insan var deniyor. Afganistan'ından bilmem neresinden doldurdunuz memlekete. Şimdi bu ülkenin kurucu unsurlarına laf ediyorsunuz. Bir de bunu muhafazakarlık zannediyorsunuz ya. Dahası ya bu siyaset bilmemek demek. İnanılır gibi şey değil ya. İnanılır gibi değil yani. Neyse efendim depremzede öğrenciye biz LGS sınavı ile ilgili e, pek çok şey önerdik buradan. Şimdi bir daha öneriyoruz. Depremzede öğrenciye LGS'de kontenjan ayrılsın. Dersler nasıldı? Valla mükemmeldi ya. Kitaplarım, enkazda, defterlerim. Kalemlerim, internet de yok zaten. Ondan ders göremiyorum. Yeterli öğretmen yok. Öğrencilerin büyük bir çoğunluğu ulaşımını sağlayamadığı için eğitim ortamlarına da ulaşamıştır kitap yok, elektrik yok, sınav var. Eğitim yok ama sınav var. LGS'ye hazırlanan depremzede öğrenciler haftalardır eşit şartlarda yarışamayacaklarını haykırıyor, o sesleri duyulmuyor. Alınan tek karar öğrencilerin ikinci dönem derslerinden sorumlu tutulmaması oldu. Ancak bu adaletsizliği daha da derinleştirdi. Çünkü geri kalan 70 ildeki yaşıtları da daha az konuya hazırlanacak. Hazırlanacağımız kitap yok, yapacağımız bir şey yok çadırda kalıyoruz ve yer yok çalışabilmek için. Kitabın defterin? Yok hepsi binada kaldı, binada yıkıldı. Sanırım başarılı olamayacağım. Sadece ilk dönem konularından girecek. Evet, doğru bu. Peki onları hatırlıyor musun? Yani yarısını hatırlıyorum, yarısını hatırlamıyorum büyük felaketi yaşadılar. Ne fiziki ne psikolojik durumları göz önünde bulunduruldu. Eğitim sendikalarının kontenjan arttırılsın, sınavsız geçiş sağlansın çağrılarına rağmen diğer illerdeki öğrencilerle aynı lise sınavına girecekler. Üstelik liseye geçişte tek sınav hakkı var, tekrarı yok. Bu yaşanmışı göz önünde bulundurarak 9. sınıftan sonra bu çocuklara tamamına bir kez daha bir sınav hakkı verilebilir. En azından kısmen buradaki dezavantajı ortadan kaldırmak amaçlı e, kontenjanlarda artışa gidilebilir. Onlar düzgün bir liseye yerleşecekler. Biz artık bilmiyoruz ne yapacağız yani. Depremin ardından Çolakoğlu ailesinin hayatları çadıra sığdı ama 8. sınıf öğrencisi Derviş ve Said'in hayalleri bu çadıra sığmıyor. Çünkü ders çalışabilecekleri bir ortam yok. Hayalleri de kitapları ve defterleri gibi enkazın altında kaldı. Konteyner getirip bize sınıf falan okul açabilirler. Ya da tabletle online ders olabilir. Benim hayalim şey veteriner olmaktı. Artık o da yok herhalde. LGS'yi hazırlanan depremzede öğrencilerde üniversite sınavına hazırlananlar da aileleriyle birlikte gelecek endişesi taşıyor. Hani devlete ısrarla ısrar ettik. Bize lütfen bir konteyner gönderir misiniz? 12. sınıfa bir de 8. sınıfa giden çocuklarımız var yalvardık. Yani bir devlet bir tane konteyner gönderemez miydi çocuklara? Ders işlemesi için yani hiç kesinlikle hiçbir şey ne defter ne kitap ne tablet hiçbir şekilde hiç yardım gelmedi. Geleceklerini maalesef çaldılar hiçbir şey. Yani çocuklarımızın hayalleri bitti. Evet. İşte bu taleplerden bir tanesi. Seçmen taleplerinden. Şimdi bakalım Tarım Bakanı'nın sözlerine. Bakan'dan e, pahalı et itirafı. Etin fiyatı çok yüksek. Tamam ben de kabul ediyorum. Etin fiyatı yüksek. 8 lira zam geldi, Sonradan bir 12 lira geldi ve toplam 20 lira oldu bu. Kıymanın kilosu 340'tan 360'a çıktı. Tarım Bakanı Vahit Kirişçi'nin de fiyatının yüksek olduğunu kabul ediyorum dediği kırmızı ete bir haftada iki kez zam geldi. Sadece günler içinde 20 lira arttı etin fiyatı. Ortalama 270 liradan başlıyor 400 liraya kadar çıkıyor kıymanın kilosu. İstanbul'da aynı kasapta 1 Ocak'ta 200 lira olan kıyma %80 zamla artık 360 lira. Vallahi şimdiye kadar alıyordum. Şimdi bin kere e, düşünüyorsun yani hesap kitap yapıyorsun. Fiyatı zaten yüksek olan kırmızı et bir hafta içinde iki kez zamlandı. 12 lira ve 8 lira zam geldi. Kıymanın kilosu 340 liradan 360 liraya, kuşbaşı etin kilosuysa 350 liradan 370 liraya yükseldi. Şu an bir de toplumda e, damak değişti. Şu anda koyun eti çok ucuz dana etine göre ama koyun etini yemiyor. Dana eti fiyatı yüksek olunca alternatif olarak küçük baş hayvan gösterilmişti ama kasaplarda satılan kuzu etinin fiyatı dana etinden de yüksekti zaten. Üstelik o da zamlandı. Kilogram başı 50 lira arttı. Kıyma ve kuşbaşı yapılabilecek kuzu etinin fiyatı 400 liradan 450 liraya yükseldi. Tarım Bakanı şimdi aslında bu konuda biraz ilgilenmiş olsa bu duruma gelmeyiz. Hazine Bakanı Nurettin Nebati çözüm olarak koyun etini göstermişti. Tüketici, üretici, kasap, tarım bakanından kalıcı bir çözüm bekliyordu ama bakan kirişçi de sözleşmeli besicilik önerisinde bulundu. Et fiyatlarına çözüm bir kez daha hayal oldu. Sözleşmeli üretimle bunu kesmek isteyen insanlara gel kardeşim sözleşme yap ve bu hayvanı bu besiciye beslettir. Ben 5-6 aydır kasaba vuramıyorum. Soğan olmuş 30 lira. Bir hafta sonra soğanın fiyatının nasıl düştüğünü, bu sefer niye düştüğünü konuşacağız. Tarım Bakanı'nın bir diğer gündemi de tüm tüketicilerinki gibi soğandı. Önce bakanlık açıklama yaptı, üretimde sorun yok denildi. Sonra bakan fiyatlar düşecek dedi. Fakat ona da bir çözüm önerisi sunmadı. Vallahi çok yüksek. Bu da 18 lira mecbur kaldığım için aldım. Her yemeğin içine giren, tüketiciyi en çok ilgilendiren ürünlerden biri soğan ama fiyatı çok yükseldi bir markete, manava, pazara baktığımız zaman en uygun soğanın fiyatı 30 lira şu anda. Yiğit muhtaç olmuş kuru soğana. Müşteriler baya şikayetçi ama bizim alışımız yüksek olduğu için mecbur o fiyattan aşağı kurtarmıyor bizi. Çiftçilerimiz gayet güzel para kazanıyorlar. Bir çiftçinin tepkisini yansıtan bir olay ben yaşamadım. Tüketici yüksek soğan fiyatlarından şikayetçiyken, bakanın güzel para kazanıyorlar dediği üretici ise kazanamamaktan şikayetçi. Şu an maliyeti 75 80. Oruç. Biz alıyoruz 60 kuruşa ona da alıcı bulamıyoruz. Hepsi tam kaldı. Efendim pek kıymetli Tarım Bakanı'nın teklifini hemen not aldım. Yarından itibaren uygulamaya başlayacağız sözleşmeli besicilik e, e, konusunu. Ya et için şimdi bir seçmen talebi. Et için çok geç artık bu söyledikleri filan da. Şunu bir düşünün seçim vaadi olarak 200 bin tirol besleyeceğimize değil seçim vaadi olarak. 200 bin sığır besleyeceğiz diye. Bunu seçim vaadi olarak açıklayın. Ya 200 bin, 3 bin lira verseniz ayda ki düşünün ben ne kadar hani iyi niyetle bakıyorum. 600 milyon para yapar. Ya da böyle bir şey yapamıyorsanız onlara bir ne bileyim bir maharet bir şey kazandırın. Tekeden süt çıkartmayı öğrettin onlara mesela. Uğraşsınlar yani. Efendim şimdi Kızılay'a bakacağız. Kan yok. Ameliyatlar erteleniyor. Şu anda maalesef 23.800 seviyesindeyiz. Bu oldukça düşük bir rakam. Bazı kan gruplarının özellikle nadir olanların bazı bölgelerde sıfıra yaklaştığını gösterir. Şu anda Türkiye'de kalp ve damar cerrahları olarak çok ciddi bir sıkıntı içindeyiz. Kan bulamıyoruz. %30-40 oranında şu anda kan yokluğundan dolayı ameliyatlar erteleniyor. Aşağı yukarı tüm cerrahi branşlarda kan sorunu devam ediyor. Bu nedenle de ameliyatlar ertelenmek zorunda kalıyor. Kan bağışı düştü. Cerrahlar bazı ameliyatları ertelemek zorunda kalıyor. Acil ameliyatlara öncelik veriliyor, diğerleri öteleniyor. Acil ameliyat dediğimiz mesela travma, acile gelen hastalarla ilgili bir durum var. Orada mümkün olduğu kadar kan bulunmaya çalışılıyor. Ancak önceden planlaması yapılmış ameliyatlarda en büyük sorun var. Yeterince kan olmadığı için veya hazır kan olmadığı için bu ameliyatları ertelemek zorunda kalıyoruz. Çadır satışı skandalıyla gündeme gelen Başkanı Kerem Kınık istifa çağrılarına yanıt vermeyince gündemden düşmeyen Kızılay. Ramazan aylarında zaten daha az kan bağışı alırdı ama bu sene kan stoğu dibi gördü. Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği Başkanı Profesör Doktor Kürşat Bozkurt her 10 ameliyattan 3'ünün ertelendiğini duyurdu. Şu anda 3-4 haftaya ameliyatları ertelediğimiz vakalar var. Bilsin ki Türk halkı biz kan olmadan bir kalp ameliyatı yapamayız. O yüzden tekrar tekrar rica ediyoruz onlardan kan bağışına geri dönsünler. Türk Tabipleri Birliği de sadece kalp ve damar ameliyatlarında değil tüm cerrahi operasyonlarda sıkıntı yaşandığını açıkladı. Benzer çağrı onlardan da geldi. Efendim şimdi bir ara bu arada Allah kabul etsin ezan yaklaşıyor İstanbul'da ve bütün Türkiye bütün yurttaşlarımız için de aynı şeyi tekrar edelim. Aradan sonra beraberiz. Evet bir kıymetli izleyicimiz demiş ki Kızılay Başkanı istifa etsin herkes kanını seve seve verecektir. Ne alakası var? Drakula değil canım bu adamda. Yani gidelim kan derelim şu ameliyatlar ertelenmesin biz de eleştirebilelim. Yani. Efendim bizden sonra adım Farah var yeni bölümüyle yarın görüşmek üzere iyi akşamlar.